arkadaşlar merhabalar. Klişe sorularda dörtgenlere devam ediyordum. Dörtgen soru modellerine. E, dikdörtgen ve kare modeline geldik. Orada durmuştum. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kare ve dikdörtgende özelliğimiz neredeyse yok denecek kadar az. Paralel kenardaki gibi aynı köşegenler birbirini ortalar kare ve dikdörtgende. Dikdörtgende köşegenler dik kesişmez ama karede kesişir. Aynı zamanda paralel kenar ve eşkenar dörtgenden en önemli fark nedir arkadaşlar burada? Kare ve dikdörtgende köşegenler eşittir. Paralel kenar ve eşkenar dörtgende köşegenler eşit değil. Bazen yanlış algılanıyor. Eşkenar dörtgenin kesinlikle köşegenleri eşit değil. Onu söyleyeyim. Sadece kare ve dikdörtgenin eşit. Bir de denk gelirse ikizkenar yamuğun köşegenleri eşittir. Şimdi bakalım Burada hemen o yüzden köşegen parçalarını eşit gösterelim. Soruda ilk bilgimizi kullanmış olalım. Zden dolayı zaten A açısı 30 derece. Böylece bakın 75 derece oldu alfa. Şimdi gelelim buraya. ABCD bir dikdörtgen. 6, 3, 5 verilmiş. Biliyorsunuz ben şunu diyorum dik ve bizim için önemli. Alfa, beta. Böylece alfa yapıyoruz. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi mecburen beta oluyor. Karşılık kenarlar eşit 8. Burada benzerlik yaparsanız alfanın karşısı 8, alfanın karşısı y dersiniz. Sonra betanın karşısı 6, betanın karşısı 3 dersiniz. Y 4 olur. Böylece 3, 4, 5 üçgeni gelir. Ya da trigodan direkt sin alfa yaparsınız, kos alfa yaparsınız veya tan alfa yaparsınız fark etmez. Yine x'i 5 bulursunuz. Dik üçgenlerde bu özgürlüğümüz var. 126. soru. Ne verilmiş bakalım? 8 var. açıortay var. 4 var. Bir dizden x'i istiyor. Şimdi z'den dolayı bakın burası x. Mecburen burası da x. Dikkat edin. a e ile e C eşit geldi. Paralel artı açı dikkat edin demiştim. Bunları böyle kullanacağız sorularda. Dolayısıyla bunlar birbirinin aynısı oldu. Karşılık kenarları eşit. Mecburen d e 8 eksi x kalır. Şimdi burada ne yapacağız? Pisagor. Önce kenar dene olmazsa Pisagor yaparız. X'e 5 verirsek bakın 3, 4, 5 geliyor. Ya da hani uzun yoldan da şu eğer düzgün gelmeseydi. Buradan Pisagor'dan hallederdik. 127. soru. G1 ve G2 bulundukları dikdörtgen yüzeylerinin ağırlık merkezleri. Ağırlık merkezi ne demektir dörtgenlerde arkadaşlar? Köşegenlerin kesim noktası. Bizden de G1, G2 istiyor şimdi. Bakalım ne söyleyebiliriz burada. Hipotenüse benzediği için G1 G2 arkadaşlar. Şöyle bir dik üçgen oluşturmaya çalışalım. Şu şekilde bakın. Şimdi ne söyleriz? Bir kere 12 olduğu için yarısı 6'dır. Burada buranın yarısı 8 olmak zorunda. Şimdi Buradan da bir tane dik indirirsem böyle 8 8 olacak. Haliyle ne oldu bak burası 6 8 olması için şuraya 2 kaldı. Gördünüz mü? Aynı şekilde burası normalde eş dik dörtgen bunlar değil mi? O zaman 16 olduğu için 8 8 olması lazım. Bu parça 8 olur. Burası da 12 olduğu için tam yarısı 6 6 olur. Şu parça da 6 olur. Böylece 8 6 burası 14 birim, burası da 2 birim. Pisagor yapacağız. 14'ün karesi 196. 2'nin karesi 4. 200. Böylece 10 kök 2 oldu arkadaşlar. Orta noktalardan yararlanarak özellikle bu eğik kenarlarda bir hipotenüs ihtimali düşünerek hareket ediyoruz. 127. soruyu da böyle halletmiş olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorular sıkıntılı sorular değil. Ama tabii ki böyle dediğim gibi eğer ara verdiyseniz biraz geometriye ya da sevmiyorsanız ee, soru tiplerinde zorlanabilirsiniz. Her derste ezber soru tipleri var. Mecburen tabi geometride de var. Mesela onlardan biri. 128. soru. Çok klasiktir. ÖSYM bile hatta bunu iki kere sordu arkadaşlar. Farklı zamanlarda. X nedir diye soruluyor. Benim zaten söylediğim şeylerden biri. 90'lar biraz fazlaysa alfa, beta burası böyle alfa, burası beta diye bir kullanmak lazım. Bunları ya ben karşı değilim bu kadar hani böyle basit sorularda ezber yapmaya kullanalım gözümüz de alışsın zihnimiz de alışsın aynı zamanda şimdi burada eşlik var mı evet var çünkü açılar aynı bir de üzerine hipotenüsler aynı haliyle artık alfa'nın karşısı 8 ise bu AF de 8 olmalı 6 olur 6 kalır 6 8 10'dan bir üçgenin kenarı hipotenüsü aynı zamanda karenin de bir kenarı 10 olur. 129. soruya benzer ben paralel kenarda yapmıştım yine bakalım şimdi ee, Burada 4 4 tabi unutmayalım burayı Şimdi e, Bunu Bir yoldan daha yapabiliriz artık paralel kenar gibi diklik Sıkıntımız da yok Şimdi göstereyim Artık paralel kenarda yaptığım yolla yapmayayım bu sefer Burada arkadaşlar alfa dersek buraya beta dersek buraya da alfa dersek Tan alfa bakın karşı bölü komşudan 1 bölü 2 O zaman burada şunu söyleyebilirim. Burası alfa olacak. Burası beta olacak. Yine tan alfa 1 bölü 2 olması için af 2 geldi. Böylece 2 4 burası 2 kök 5. 4 8 pisagordan yine 4 kök 5. A 2 a kök 5 mantığından da x 10 gelmiş oldu. 130. soru. Evet yine ezberimsi bir soru. Burada arkadaşlar aslında çareler tükenmez. Bazen böyle kosinüs teoremi falan işe yarıyor. O yüzden trigonometriniz lütfen iyi olsun. Zor bir geometri sorusu bazen belki geometriden değil de böyle trigodan yapabilecek hale gelinebilir. Ama ben şimdi size bunu geometrik olarak düzgünce göstereyim. Burada arkadaşlar alfa beta 90 yapmak için benzetmek için özellikle o ezber modele böyle çiziyorum. Ezber modelimiz de şu benzerlikte bile çıkmıştı. Şöyle bir dik üçgen verecek bize. Bir de buradan biz kendimiz indireceğiz. Yoksa işte size iki tane böyle alfa beta 90'dan dolayı iki eş üçgen. Artık iki oldu ee, alfa diyelim iki oldu derken ec 2, alfa beta burası alfa yine burası beta eş üçgenden dolayı alfa'nın karşısı 2. Sonra arkadaşlar hipotenüsler zaten CB ve BA olarak eşit. Bir ikizkenar üçgen çıktı AB ve AB böylece haliyle 2 oldu toplamda da x 4 geldi. 131. soruya benzer sormuştu sınavda ÖSYM. I. Şimdi x'i bulacağız. Dediğim gibi burada isteyen cos teoremiyle bu soruyu yapabilir. Çünkü burası 15, şurası alfa, burası beta. Burada 9 12 15'ten kos alfa'yı bulup sonra kos beta'yı da bulup kosinüs teoremi yapabilirsiniz ADE üçgeninde. Ben ne yapacağım? şekle o ezber eşlik şekline benzetmek için bunu uzatacağım. Bunu da uzatıp böyle burayı dik üçgen yapacağım. Artık şuranın tamamı da mecburen alfa olur. 90'ların karşısı aynı olduğu için eş üçgen olur. Alfanın karşısı 12 ise burada da alfanın karşısı 12 olur. Buraya 3 gelir. 9, 12. E, Beta'nın karşısı da burada 9 olduğu için burası da 9. İşte size şurada bir pisagor. 9 artı 81'in karekökü yani 3 kök 10. 132. soruya bir bakalım. Yukarıdaki şekilde DE eşittir, EC eşittir, CF eşittir, FB verilmiş. Bir de alan 80 santimetre kare olduğuna göre alan AKE kaç santimetre karedir diyor arkadaşlar. Bir deneyin bakalım nasıl yapacaksınız. Bazen sorular basit görünüyor, zor oluyor ya da zor görünüyor, basit oluyor. E, durdurun uğraşın. Ben de şimdi başlayayım çözüme. Kendimce anlatacağım size bir şey katmak için. O yüzden farklı yoldan çözerseniz tabii ki yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi şöyle bir hareket yapacağım ben burada. EAK'nın alanı aslında arkadaşlar mantıklı. Bakarsak şu iki üçgenin tabanlarının oranına bağlı. Dolayısıyla ben bunların oranını bulmak istiyorum. Orta noktalardan yararlanıp şöyle bir hamle yapacağım. Paralel çekeceğim böyle. Buraya 2x diyeyim. Böylece burası x olur arkadaşlar. Kenara da toplamda 4x demem gerektiği için kelebek benzerliğinden artık şöyle bir şey yapabiliyorum bakın. Şurası a 4a olsun kelebek benzerliğinden. PK ile KB'nin oranı P tam bir orta nokta olduğu için PB 5a olduğu için PE de 5a olacaktır. Böylece bakın EK'nın gördüğünüz gibi KB'ye oranı ne geldi? 6A bölü 4A'dan 3 bölü 2. Güzel. Bundan sonra güzel bir hamle yapabiliriz artık. Toplam alan 80 santimetre kare olduğuna göre bu üçgenin tamamının alanı 40 olur. Çünkü üçgenin alanı paralel kenarın karenin dikdörtgenin yarısı oluyor. Dolayısıyla 40 oldu arkadaşlar. Burada da alanlar oranı 3S'e 2S diye bölüneceği için 5S 40 sa 3S de buradan 8-24 olacaktır bakalım 133 soruda ne var ABC d bir kare DF 10 santim fe5 santim verilmiş Cbede 45 derece güzel bu 45 derecenin verilme sebebini herhalde az çok tahmin ediyorsunuzdur burada bakın şöyle bir hamle yapabilirsiniz. 45 derece köşegenler açısından önemlidir karede. Çünkü 45-45 bölerler. Dolayısıyla bu 45 bir manaya bürünür. Artık bakın böyle 45 derece olur. 45-45 olduğu için toplamda 90 derece. O bir. Lazım olursa Pisagor yaparız. İkincisi arkadaşlar. Bakın açı ortay var. 5'e 10. Yani kenarlar oranında buradan 1'e 2 olacak. Böylece aslında DB'yi bulduğum an köşegeni bulmuşum. Yani aynı zamanda kenarı bulacağım demektir. Böylece K kök 5 Pisagor'dan 15'e eşit. K 2K K kök 5'li Pisagor olduğunda haliyle K'da arkadaşlar ne geldi? 3 kök 5. K 3 kök 5 olduğu için 2K 6 kök 5. Kök 2'ye bölersek 3 kök 10 yaptı arkadaşlar karenin alanında 90 santimetre kare geldi. 134. soru. Ee, bakayım bir açı ortay. Normalde 45. 22.5 22.5 derece arkadaşlar. Köşegenler dik kesişiyor. Lazım olabilir dursun. Sonra 2 verilmiş x nedir diye soruluyor. Burada biraz isterseniz uğraşın tıkandığınız yeri muhtemelen görmüş olursunuz. Şimdi Bakalım ne söyleyebiliriz? 22,5 90 burası 67,5. Burası da mecburen 67,5 oldu. Neden? Zaten ters açıdan dolayı burası 67,5. O zaman bu da 67,5 oldu. Kendiliğinden bir ikizkenar üçgen geldi. X demek ki arkadaşlar 2 2'ymiş. 135. soruda 3, 2, 6 uzunlukları var. 2 tane kare verilmiş iç içe. Bizden arkadaşlar X isteniyor. Bakalım ne söyleyebiliriz. DE2, DF3 verilmiş. Şimdi ben bu dik V'yi önemsediğimi söylemiştim arkadaşlar. Şöyle EF ve EH olacak şekilde. Burada ne yapabilirim bir bakayım. E, madem dik V var o zaman H'dan da bir dik indiririm arkadaşlar. Hem de X'i bulmak için bir dik dörtgen yapmış oluruz. Alfa, beta, beta, alfa karşılıklı bu 90'lar zaten birbirine eşit, eşlik oldu. 90'ın karşısı eşit olduğu için beta'nın karşısı 2 ise yine 2 olur. Alfa'nın karşısı yine 3 ise 3 olacaktır. Böylece gördüğünüz gibi bir kenarı 9 olduğu için artık arkadaşlar buraya da 4 kalacak. Şimdi geometri tabii görme meselesi falan filan muhabbeti oluyor gördüğünüz gibi. Evet, biraz var. O yüzden soru tiplerini e, göstermek istedim ama bu böyle artık bir mit haline geldiği gibi arkadaşlar görmek lazım mevzusu gibi değil. E, şu an tabi zaman dilimi olarak ben bunu çektiğim süreyle sizin izleyeceğiniz süre farklı olabilir zaman farklı olabilir. Ama e, bunu yaklaşık olarak işte böyle sınava iki buçuk ay falan üç ay kalmış zaman diliminde çözeceğinizi düşünürsek ilk dinleyenler için bayağı bir zaman yapıyor arkadaşlar. Son güne kadar elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışın. Ben şöyle düşünmenizi isterim. Sonuç itibariyle mesleğinizi eğer üniversite yoluyla tercih edecekseniz, evet bu sınav yoluyla mesleğinizi de seçmiş oluyorsunuz. Değişen dünyada tabii ki birçok insan belli meslekler hariç, doktorluk, tıp, şey doktorluk tıp diyorum pardon, tıp, işte hukuk, öğretmenlik gibi bölümler hariç, meslekler hariç çoğu insan kendi mesleğini yapmıyor gibi oluyor. Bu mühendislerde bile böyle. O yüzden bundan 10 yıl sonrasını artık kestirmek çok zor. Nasıl ki yani 2010 yılıyla 2020 yılına geldiğiniz zaman arada ciddi bir fark varsa evet 2020 ile de 2030 arasında ciddi bir fark olacaktır. Belki önceki 10 yıldan çok daha hızlı bir fark olacaktır. Benden size tavsiye dil konusunu halletmeye çalışın. Ee, birinci dil hatta ikinci dil yeri geldiği zaman lazım oluyor Öbür taraftan arkadaşlar e, Teknolojiden uzaklaşmamaya çalışın yaptığınız iş ne olursa olsun Gelişime açık olun gelişime açık olmak adına da Gerçekten okumak çok önemli Dijitalleşen dünyada sanki okumanın önemi azalmış gibi yanlış bir algı var hayır tam tersi insanlar Kendi geliştirenler çok daha fazla okuyor çünkü geliştirmek için okumanız lazım i̇şte işin sadece izleme kısmını düşünmeyin bu soruları çözerken bile sadece izleyerek ben bir şeyler öğrenirim diyenler biraz böyle bana kendini kandırıyormuş gibi geliyor. Sınıfta da oluyor çünkü. Not almamak, söylenilenleri kaydetmemek bana çok da mantıklı gelmiyor açıkçası. Zaten sonuç itibariyle de hep görüyoruz. Bakalım şimdi 136. soruya. 3, 4 verilmiş. B, E nedir diye soruluyor. Bu soru benim karşıma ta öğrenciyken geldiğinde ben bunu arkadaşlar çok uzun bir yoldan yapmıştım kendi kendime. Yapınca da mutlu olmuştum. Sonra öğretmen çok kolay bir yol göstermişti. Onu göstereyim size. Ben de zaten artık öyle yapıyorum öğretmenliğimden beri. Burada arkadaşlar önemsediğim dik V'ye bağlayacağım mevzuyu. Bakın şimdi dışarıdan böyle tamamlıyorum. Bir de dışarıdan tamamlamamın sebebi benim için şu arkadaşlar BE sanki böyle bir hipotenüs gibi. Dolayısıyla Burada BE hipotenüsü için gördüğünüz gibi bir dik üçgen oluşturdum. Bunun faydası da şu. Burada bakın dik V oluşuyor gördüğünüz gibi. Dik V oluşunca da ne güzel. Alfa, beta, alfa, beta. Alfanın karşısı 4 ise alfanın karşısı 4. Betanın karşısı 3 ise betanın karşısı 3 oldu. Artık bakın burada Pisagor'la iş halledebiliriz. 3, 7, 9, 49 daha 58 oldu. Böylece BE'yi kök 58 bulmuş olduk arkadaşlar. Geldik 137. soruya. 8, 4 ve 2 uzunlukları verilmiş. GF de bu arada DE yedik. Bizden X uzunluğu isteniyor. Ee, ne yapabiliriz? Bu bir kare. 6 burası. Burası da 8. Şu uzunlukta 10 yani açıkçası. İlk etapta bunu gördüm. Hemen burada bir durdurup bir yapmaya çalışın bakalım ne getirebilirsiniz. Ben de şimdi göstermek istediğim yolla yapacağım size. Bu 10 ve 4'ün bir manası olması lazım. Tabana inen dik. Yani benim için aslında bu üçgen alanı olacak. O yüzden DF'yi birleştiriyorum. FE'yi de birleştiriyorum. Bu üçgenin alanını bulabiliriz. Bu üçgenin alanı ne arkadaşlar? 10 çarpı 4 bölü 2. Yani 20. Aynı zamanda bu üçgenin alanı 1 numaralı. 2 numaralı ve 3 numaralı üçgenleri çıkarırsak tüm kareden yine aynı şekilde bulunur. Dolayısıyla 1 numaralı üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24. 2 numaralı üçgenin alanı şuraya 8 eksi x diyelim. Oradan da ne olur? 64 eksi 8 x bölü 2. Bakın 8 çarpı 8 eksi x bölü 2. Yani buradan da 32 eksi 4 x yapar arkadaşlar. 3 numaralı üçgenin alanı da 2 çarpı x bölü 2'den x yaptı. Totalde o zaman karenin alanı 64 olduğu için 64'ten 24'ü 32 eksi 4 x'i ve x'i çıkarmalıyım. Buradan da yapıyor 56. 64'ten 56'yı çıkarırsam 8 oldu. 8 artı 3 x eşittir 20 geldi. X de arkadaşlar buradan 4 olmuş oldu gördüğünüz gibi. İnşallah işlem hatası yapmıyorumdur. Yani mantığında hata yok zaten. Ama bazen olur da işlem hataları falan olursa lütfen onları uyarın. Ama bazen de öyle uyarıyorlar ki sanki böyle büyük bir günah işlemişiz gibi uyaranlar oluyor. Sonuç itibariyle sınıfta soru çözmediğim için bunların da her birini mümkün değil. Yani 170 sorunun 170'ini de kontrol etmek mümkün değil takdir edersiniz ki. Ufak tefek böyle hatalar olunca daha insaflı e, burası böyle olacaktı demek mantıklı geliyor bana. 138. soru. Eleştirmeyin demiyoruz tabi de yani işlem hatası da 4 mesela bunu diyelim ben 4 buldum cevap uyduruyorum 6. 4 değil 6 geri zekalı mısınız hocam tarzında yorumlara da bence gerek yok açıkçası. Şimdi CE eşittir EB verilmiş. ha Bu arada tabi nereye geldik yamuk. Ee, böleyim mi bakayım ya konuyu. Bakayım bakayım bir. Yamuk'tan kaç sayfa yapmışım arkadaşlar soru. Ha tamam ya. Ya biraz daha sabredin bence. İsterseniz de durdurun bir dinlenin çay için bir şeyler yiyin. Ben devam edeyim bölmeyeyim artık burayı. 138. soruda yamukla devam ediyorum. Yamuğun özelliklerinde söylerim lazım olanları. Şimdi CE eşittir EB verilmiş. AD'de 6 verilmiş. Yamukta alanla ilgili bir özelliğimiz var arkadaşlar. Hatırlıyorsunuzdur belki. DE ile Ae birleştirdiğimizde bu üçgenin alanı arkadaşlar yamuğun alanının yarısıdır. Sadece bu yalnız yan kenarın orta noktasında var. Olur da soru size şöyle bir şeyi orta nokta verirse sakın burada öyle bir kural yok. Ya da alt tabanın böyle orta noktası olursa burada öyle bir kural yok. Yan kenarın orta noktasında var. Böylece üçgenin alanı 6x bölü 2. Dikdörtgen pardon yamuğun alanı 48 olduğu için üçgenin alanı 24 olacak. Böylece x eşittir. 8 gelmiş oldu. 139. soruda da aynı muhabbet var bakın. Hemen şu EB'yi birleştireceğim. Buradan hareket edeceğiz. Bakalım şimdi. Ee, buraya S diyelim. Buraya da S diyelim. Paralel kenarın. Ben paralel kenar nereden çıktı ya? Yamuğun alanı 32 olduğu için burada arkadaşlar. Üçgenin alanında ne yapacak? 16. 2S16 ise S8 olur. Bunu da böyle kolay bir şekilde halletmiş olduk. 140. soru 10, 16, x, 4 verilmiş. Şimdi şöyle arkadaşlar ben yamuk sorusu, çember falan filan hani katı cisim ne fark etmez yani. Benim için mevzu şu. Bir açı ortay bakın gördüğünüz gibi tabana dikilmiş. Ben o zaman bunu önce bir ikizkenar üçgen olarak düşünürüm arkadaşlar. Böyle tamamlıyorum gördüğünüz gibi iki kenar üçgen yaptım. Bunun bana faydası ne? P dersek PE ile EB birbirine eşit olur. Sonra arkadaşlar iki kenar üçgen olacaktır. PA ile PB eşit olur. Mecburen bakın DP'ye 6 kalır. 16 16 olması için. Yöndeş açıdan burası da alfadır. Hatta 6 DC'de 6 olur. Lazım olursa başka sorularda bunu da kullanırız. Şimdi neyi kullanacağım ben? Tabii ki bakın D noktası ve C noktasında karşılıklı oranlar eşittir. Altının 10 oranı. Ha bu arada tabi yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. O yüzden şuraya da 4 eksi x demeyi unutmayalım. Böylece 4 eksi x'in de x artı 4 oranı 6 bölü 10 oranına eşit olacak. Haliyle sadeleştireyim. 3, 5, 20 5 x eşittir. 3 x artı 12. Böylece arkadaşlar 8 eşittir. 8 x'ten x 1 olmuş oldu. 141. soruda x soruluyor. Şimdi yamuk sorusu ama yine arkadaşlar burada gerçekten e, diklikler fazla. Ben alfa beta 90 denerim açıkçası. Şöyle alfa buraya beta yazayım. Ters açıdan şey 90'dan dolayı alfa. Sonra arkadaşlar burası da beta olsun. Böylece bakın şu üçgenle bu üçgen benzer oldular ve 12, 16, 20 üçgeni beta'nın karşısı burada 16 büyük üçgende. Küçük üçgende bakın beta'nın karşısı 8. Böylece şuraya y dersem alfanın karşısı büyük üçgende 12 iken küçük üçgende y oldu. Böylece y de buradan ne gelmiş oldu? 6 artık pisagor ceb üçgeninde a2a a, a kök 5 6 kök 5 oldu arkadaşlar. 142. soruda bir kenar ortay verilmiş. EC eşittir EB diye soruluyor. Alan ABC nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Dik yamuk. Ona bir dikkat edelim. Başka neye dikkat edeyim? E, kenar ortayı tabi orada şöyle değerlendirebiliriz. Yamuk sorularında e, bu orta taban olarak bu E'yi değerlendirirsek bakın güzel bir şey olur. Böylece burası 5 olur, burası da 5 olur. 5, 12, 13 üçgeninden gördünüz mü? Burası güzel bir şekilde geldi. Şimdi alanı kullanmak için bir de DE'yi birleştiririm. Artık DEA üçgeninin alanı 10 çarpı 12 bölü 2'den 60. Yamuğun alanı neydi? Bu üçgenin alanının iki katıydı. 120 geldi işte orası da. 143. soru. Yine bakın demin yaptığım gibi A'dan E'ye bir dik indirilmiş. Aynı zamanda bu açıortay. ortay. Ben bunu kendim arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde ikiz kenara tamamlarım. İkiz kenara tamamlayınca E noktası orta nokta olur. Onu atlamayalım. P diyelim. Burada AP ile AB ikiz kenar olacağı için eşit olacak. DP'ye 5 kalacak. Sonra arkadaşlar karşılıklı oranlar eşittir. DC'de ne olur? 5'e 10 şöyle kesirlerle uğraşmak istemiyorum ben. PC'ye 2T diyeceğim. CB'ye de 4T diyeceğim. Tamam mı? Şimdi bir hareketimiz daha var. Şurada arkadaşlar E noktasında orta nokta olmak zorunda. Çünkü yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. 2T, 4T daha 6T olduğu için PB. PE, 3T olması için CE'ye T kalır. EB'ye de bakın böylece 3T kalır. CE, T geldi. BE, 3T geldi. Oran 1 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım 144. soru işte şöyle çöze çöze arkadaşlar görme düzeyimiz biraz artıyor. Burada da şimdi biraz görme düzeyimizin sorunun çözümünü basitleştirecek ya da zorlaştıracak bir durumu olduğu bir soru bu. Ne yapacağız? Bir kere açı ortay var. CB ile AB eşit. Direkt hiç uzatmayayım lafı CE'yi birleştiririm. Bakın şöyle. Bir dakika bu niye birleşmiyor ya? Allah Allah. Şöyle şeyi seçiyorum. Neyse şöyle birleştireyim. CE'yi birleştirdim arkadaşlar. Açı ortaya olduğu için, kollar da eşit olduğu için tartışmasız burası da mecburen 90 derecedir. Ve bu da 15 derecedir. Açı ortaydı. Hem kol eşit hem açı eşit. O zaman mecburen CE ve EA da eşittir. Hatta açılar da eşittir. Böylece DE 9 oldu arkadaşlar. 145. soru. İkiz kenar bir yamuk verilmiş. Alan ABCD nedir diye soruluyor. İkiz kenar yamukta arkadaşlar size iki bilgiyle çözeyim bu soruyu. Bir, böyle köşegenler birbirine eşittir ikiz kenar yamukta. Sonra arkadaşlar 30 derece 30 derece olduğu için aradaki açı 60 derece olur. Bir dörtgenin alanı EF bölü 2 sinüs alfadır. Dolayısıyla ikiz kenar yamuğun köşegenleri de eşit olduğu için 12 çarpı 12 çarpı sinüs 60 bölü 2. Sinüs 60 bölü 2. Dolayısıyla burası kök 3 bölü 2. 12 çarpı 3. 36 kök 3 oldu. Birinci yol böyle yapabilirsiniz. İkinci yol onu da bence öğrenin. O da fena bir şey değildir. İki kenar yamukta alan konusunda sadece ikizkenar kenar yamukta özel bir durum var. Şimdi bu üçgenle arkadaşlar şu üçgen birbirine eştir. Dolayısıyla ben bu yeşil üçgeni silip burayı iptal edip buraya yapıştırıyorum. Dolayısıyla durum şu oluyor bakın. Şurada bir dikdörtgen oluşuyor gördünüz mü? Böylece dikdörtgenin alanı nedir? Buraya T dersek AT çarpı CT'dir. Haliyle 90'ın karşısı 12 olduğu için 30'un karşısı 6 olur. AT de 60'ın karşısı 6 köküçtür. Bu dikdörtgenin alanı 36 köküç olur. Böyle ikinci bir yoldan da yapabilirsiniz soruyu. 146. soru ne diyormuş bakalım. AB 5KB. Tamam burasına K dersek buraya o zaman 4K kalacaktır. FB X verilmiş. DE 1. EF'de 2 verilmiş. X nedir diye soruluyor. Tabi olmazsa olmaz. Malum hangi konudayız. Yamuktayız. İçin içinde benzerlik olacak. Şimdi e, burada... İki tane kelebek benzerliğiyle mevzuyu getirebiliriz gibi görünüyor. Diyeceksiniz ama DC'yi bilmiyoruz hocam. Problem değil. İki tane harf kullanalım o zaman. A'nın 5K'ya oranı. Şu kelebekten bahsediyorum. Neye eşittir? 1'in 2 artı X oranına eşittir. Doğru mu? Sonra bir de şu kelebeği kullanayım. E, F noktasındaki kelebeği. Burayı. O da ne? A'nın K'ya oranı. Neye eşit arkadaşlar? 3'ün x'e oranına eşit. Taraf tarafa bölersem k'lar gider, a'lar gider. Ters çevrilinde 5 olur. Ee, sonra 6 artı 3x bölü x gelir. Buradan da 5x eşittir. 6 artı 3x. x arkadaşlar 3 olmuş oldu. Bu şekilde bakın. Fena da bir soru değil. Bunlara göre bakınca bu soruya iyi bile diyebiliriz. Böylece arkadaşlar dörtgenler mevzusunda kapatmış oldum. Şimdi tabii ki çok önemli bir yere geldik. Çember. Çemberde açı, uzunluk, dairede alanla ilgili sorular çözeceğim. Diğer videoda arkadaşlar devam edeceğim. Orada görüşmek üzere. İyi çalışmalar.